Herkese merhaba. Bugün birlikte ruj swatchlayacağız. Bir arkadaşım benden elimdeki şeftali tonlu rujlara swatchlamamı istedi. Ben de ona dedim ki benim elimde şeftali ruj yok. Ki gerçekten de yok. Çünkü ben sıcak renkleri çok fazla sevmediğim için almamışım. O da bana dedi ki o zaman kırmızılar da olur. Hani kırmızılar, şeftaliler böyle karışık bir şey de olur dedi. Sonra baktım kırmızı tonlularım da hani sıcak olarak çok fazla yok elimde. Ben de dedim ki elimdeki bütün sıcaklarla bir video çekeyim. Burada bütün sıcak rujlarım bir dursun dedim. Bütün likit mat, sıcak tonlu likit matlarımla bir video çekeyim istiyorum bugün. İlk olarak da dudağımdakiyle başlayacağım. Nivel'in bir rujuyla başlayacağım bugün. Dudağımda görmüş olduğunuz ruj Nivel'in bir ruju. Bu ruju ben almadım. Bu ruju bana şu süngeri aldığım zaman leş gibi oldu, bakmayın ona. Hediye olarak göndermişlerdi ve o şekilde deneme fırsatı buldum. Hatta dudağımda ilk defa bugün deniyorum. Görmüş olduğunuz gibi hatta elime de bir uygulayayım. Size göstermeye çalışayım. Bugün beni gıcık tuttu. Gerçekten konuşmakta çok zorlanıyorum. Öksürüp duruyorum. Şöyle hemen elime de uygulayayım. Size göstermeye çalışayım rengini. Dudağımda da görüyorsunuz zaten. Kiremitimsi, şeftalimsi, bir tıkçık belki kahvemsi. Çok anlatamıyorum biliyorsunuz. Bir renkten oluşuyor. Dediğim gibi benim gidip alabileceğim bir renk değildi çok fazla ama hediye olarak gönderilmiş ve tabii ki deneyecektim. Denedim de böyle de bir rengimiz var. Şimdi bir tıkçık yakınlaşalım ve ruju size göstereyim. Bu arada hangi rujdan bahsediyorum aşağı yazacağım zaten isimlerini, numaralarını. 213 numarasıymış bu. Şu şekilde bir rengimiz var. İkinci rujla geri geldim. Dudağımda görmüş olduğunuz Maybelline'in Matting serisinin 55 numaralı Driver, aynen Driver isimli rengi dudağımda görmüş olduğunuz üzere bu şekilde bir ruj. Yine sıcak alt tonlu bir nude bu. Çok fazla sıcak renkler, benlik renkler değil aslında ama almışım, bayağı da sıcak renk varmış elimde. Kendime çok fazla sıcak renk yakıştırmıyorum. O yüzden çok tercih etmiyorum aslında normalde. Ama işte böyle şeftalimsi rujlar isteği gelince ben de elimdeki sıcakları göstereyim istedim. Sadece sıcaklardan oluşan bir video çekelim istedim bugün. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi ben de duruşu da driver'ın böyle. Hemen bunu da bir yakından göstereyim size. Şöyle. Güzel bir renk aslında. Yani hiç kötü bir renk değil. Gerçekten güzel bir renk ama dediğim gibi ben kendime çok yakıştırmadığım için çok fazla kullanmıyorum. İçinde hem sarılık hem kahvelik var. Nasıl anlatacağımı bilmiyorum ama sıcak tonda yansıyan bir nude rengi. Bunu da gayet seviyorum aslında. Kullanmıyorum her zaman. Dediğim gibi kendime yakıştırmadığım için kullanmıyorum. Yoksa ruj kötü bir ruj asla değil. Bu da böyleydi. Bunu da geçiyorum. Bir diğer renkle devam ediyorum. Şimdi dudağımda görmüş olduğunuz Beaulis'in Zipit'lerinden Nude Peach. Doğru mu? Aynen öyle. Nude Peach isimli rengini görüyorsunuz dudağımda. Peach olarak geçen tek ruj olabilir elimdeki. Dediğim gibi çok sıcakları kendime yakıştırmadığım için çok kullandığım renkler değil bunlar. Ama elimin altında da olsun istediğim renkler. Böyle sıcak sevenleriniz için de böyle bir video hazırlayayım istedim. Görmüş olduğunuz gibi hem nude hem bir tıkçık böyle adında olduğu gibi şeftaliye de kayan bir rengi var. Bir tıkçık da kahvelik de içeriyor bence. Ben öyle düşünüyorum, bilemiyorum. Şöyle bir renk dudağımda da bu şekilde görünüyor. Aslında hiç fena görünmüyor. Şu an çok beğendim. Benim denge seviyesi bu kadar işte. Böyle dengeli bir insanımdır normalde. Hemen şöyle bir yakınlaşalım ve yakından da göstereyim size ruju. Görmüş olduğunuz gibi bunun da rengi bu şekilde. Güzel bir rengi var aslında. Sıcak sevenlerin bayılacağı renkler bunlar diye düşünüyorum. Bilmiyorum ama ben de arada kullanıyorum. Öyle aman tamamen kullanmam demiyorum da arada kullanırım. Kullanır yani, niye olmasın, öyle değil mi? Bunu da geçelim. Evet, o zaman devam ediyorum şimdi. Dudağımda görmüş olduğunuz Pastel'in Daylong'larının 27 numaralı ruju. Bu da yine sıcacık bir renk. Sıcak bir nude. İçinde sarımsı var. Sarımsı var ne demek ya? Sıcaklık var. Heh. Şeftalimsi, kahvemsi, sıcak, tatlı bir nude olarak görünüyor dudağınızda. Bunu internetten mi almıştım acaba ben? Yapışıyorum şu an. Galiba internetten almıştım. Emin değilim, hatırlamıyorum. O yüzden bu tarz bir renk olduğunu görmeden aldım. Görseydim almazdım ama iyi ki almışım diyorum, artık elimde var. Kullanıyor muyum? Hayır. Arada bir kullanır mıyım? Evet.
Görmüş olduğunuz üzere rujumuz da bu şekilde görünüyor. Bunu da böyle bir göstereyim yavaştan. Bu arada acaba şeyi de göstereyim mi? Aman şeyi de anlatayım mı? Söyleyeyim mi? Hani yapılarından hiç bahsetmiyorum ama genelde hep kullandığımız ürünler olduğu için pek gerek duymadım. Acaba bahsetsek mi yapılarından? Neyse bir tıkçık bir küçük böyle geçeyim o zaman. Bunlar bence dudakları kurutmuyor. Birbirine de yapıştırmıyor. Gayet iyi. Bunlar buna göre daha kuru, daha böyle kağıt gibi ama öldürücü bir matlıkta değil, öyle söyleyeyim. Bir lip balmla çok daha rahat ettirir sizi bunlar. Ama bu onun yanında daha iyi. Onun sonrasında bunlar zaten biliyorsunuz kuruyana kadar dudaklarınızı birbirine kilitliyor. Öyle söyleyeyim. Onun sonrasında bu da böyle köpüğümsü bir yapısı var. Köpüğümsü. Köpüğümsü bir yapısı var bunun. Gayet sürümü de kolaymış. Opaklığı falan da bunun çok iyiymiş. İlk defa kullandım bunu. Onun yanı sıra da söyleyeceğim bununla ilgili dudakları çizgi çizgi göstermiyor. Kupkuru da göstermiyor. Bunları da bu şekilde küçük bir bahsettikten sonra saçımı da düzelteyim. Ve ruju göstereyim size. Şu şekilde 27 numaranın duruşu da elimde de bir kere daha şöyle göstereyim. Çok güzel aslında. Sıcak aşkı başlıyor galiba. Sanmıyorum ama olsun. Dudağımda duruşu da bu şekilde görmüş olduğunuz üzere. Hemen artık gösterip geçeyim. Geldim. Diğer bir rujla geldim. Bu ruj sürüp silme videoları o kadar zor oluyor ki gerçekten dudaklarınız kalmıyor. Dudaklarınızla birlikte makyajınız da kalmıyor. Ağız çevrenizden tamamen siliniyor makyaj. Sürekli sür çıkar sür çıkar tabi. İdare etmeye çalışıyoruz. Şimdi yeni bir rujla geldim dediğim gibi. Dudağımda görmüş olduğunuz ruj. Hemen şöyle göstereyim. The Healthy Lip olarak geçen Physicians Formula'nın bir ruju. All Natural Nude olarak geçiyor. Bunu da internetten aldım. İnternetten aldığım için de bu şekilde beklemiyordum. Ben daha böyle pembeye dönük bir nude olduğunu düşünüyordum. Gördüğüm kadarıyla ama öyle çıkmadı. Bildiğiniz şeftalimsi bir nude çıktı bu da. Şöyle elime hemen uygulayayım. Bir tıkçık şeftali, bir tıkçık kahve de içeriyor. Görmüş olduğunuz gibi dudağımda da bu şekilde görünüyor. Dediğim gibi internetten aldığım için rengi hakkında konusunda çok istediğim gibi gelmedi. Yanıldım öyle söyleyeyim ama problem etmedim, kullanıyorum. Bu arada bunun bitişi diğerleri gibi değil. Bu gerçekten velvet mat, yani dediği gibi böyle kadifemsi çok yumuşak bir matlığa sahip. Kremsi gibi hatta, dudaklarınızı birbirine yapıştırmıyor. Asla böyle gergin, kuru göstermiyor ve öyle de hissettirmiyor. Onu da söyleyeyim, gayet güzel görünüyor. Rengi de bu şekilde duruyor. Tamamen taş gibi de matlaşmıyor. Böyle konuşamadım. Taş gibi de matlaşmıyor tamamen. Şey oluyor. Nasıl diyeyim? Hani böyle hafif böyle bir kremimsi köpüğümsü gibi kalıyor dudağınızda. Anlatabildim mi bilmiyorum. Hemen rengini de göstereyim bir kere daha. Ve ondan sonra bunu da geçelim. Evet. Rengi de görmüş olduğunuz gibi bu şekildeydi. Güzel. Aldık kullanıyoruz. Yapacak bir şey yok. Dediğim gibi çok anlaşamıyorum ben sıcak tonlarla ama elimde de olsun. Belki bir gün anlaşırım. Öyle değil mi? Umut dünyası demişler. Aynen öyle. Hadi bakalım bunu da geçelim. Diğer bir renkle geri döndüm. Şimdi dudağımda görmüş olduğunuz The Balm'ın Committed isimli bu ruju. Bu da bence sıcak bir renk. Sıcaklık içeren. Hem şeftalimsilik hem bir tıkçık pembelik de içeren, yapışıyorum. Kuruyana kadar tabii ki bu mat rujlarda bu yapışmayı yaşıyoruz. Ne diyordum ben? Kendi lafımı kestim yine. Hem pembelik içeren hem de bir tıkçık şeftalilik de içerdiğini düşündüğüm sıcak bir renk. Aynen öyle. Bunu da ben böyle sıcak olarak düşünmemiştim. Öyle aldım. Hani çok sıcak mı? Hayır. Hani böyle sımsıcak mı? Turuncumsu bir sıcaklığı mı var? Hayır, öyle bir şey yok. Tabii ki içinde dediğim gibi bir tıkçık pembelik var. Bir tıkçık şeftalilik var. İkisinin ortasında sıcak bir renk yapmışlar. Güzel olmuş. Yani rengi gayet güzel. Bu rujları seviyorum ben. Zaten The Balm'ı çok seviyorum ben. The Balm kalp, ben her zaman söylüyorum. Benim için çok ayrı bir yeri var The Balm'ın. Çok fazla sevdiğim bir markadır kendisi. Bu rujlarını da çok seviyorum. Çok opak bir ruj değil bu mesela. Alttan dudağınızın rengini görebiliyorsunuz. Bir kat daha geçmeniz gerekiyor ama sorun değil. Mentollü olduğu için de benim ayrıca hoşuma gidiyor. Böyle kendinizi kandırmanızı çok güzel sağlıyor. Hani o küçük naneli naneli his, dudaklarınız dolgunmuş hissi veriyor. Kandırmak için güzel bir yöntem. Aynen, doldurmuyor bu arada dudakları, öyle bir şey yok. Yani dolgun göstermiyor. Rengi de bu şekilde, hemen
Şöyle bir kere daha elimde göstereyim. Ve yakından da göstereyim şöyle. Ters elimle tuttum. Görmüş olduğunuz gibi The Balm'ın Committed isimli rujunun rengi de bu şekilde. Bir kere daha şöyle elimi göstermeye çalışayım. Bu da böyleydi. Sıcak rujlarımın arasındaki daha bir sürü sıcak rujum var. Devam edelim. Diğer bir renkle geldim şimdi. Yine yapışacağım bir tıkçık. Biliyorsunuz bu rujlar yapıştırıyor. Maybelline'in Amazonian isimli bir rengi var dudağımda görmüş olduğunuz üzere. Bu da sıcacık bir renk görmüş olduğunuz üzere. Hemen şöyle elimin üstüne bir tıkçık uygulayayım. Ve bir de elimin üstünde göstermeye çalışayım. Görüyorsunuz. Kiremitimsi, kahvemsi, sıcacık bir rengi var bunun da. Güzel aslında. Yani bazen diyorum ya hani çok fazla sevmiyorum ben sıcakları. Evet ama bazen de hani özellikle de şöyle bir makyajla kullanabilirim diye düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz? Yazın bana. Gerçekten oluyor mu? Olmuyor mu? Ben yakıştıramıyorum kendime. Evet bu da görmüş olduğunuz gibi bu tarzda bir renge sahip. Gayet güzel bir rengi var. Kahvemsi, kiremitimsi. Bayağı sıcacık bir renk. Bunda şeftalilik var mı bilmiyorum. Şeftalinin ağırlaştırılmış versiyonu var herhalde içinde bilemedim. Gayet güzel bir rengi var dediğim gibi. Yakışana çok yakışacaktır. Seven çok sevecektir. Hemen şöyle dudağımda da bir tıkçık göstereyim. Bendeki duruşu da bu şekilde görmüş olduğunuz üzere şöyle bir kere daha göstermeye çalışayım. Yapılarını biliyorsunuz. Maybelline'in yapıları birazcık yapışıyor. Evet ama kalıcılıkları çok iyidir bu rujların. Bütün gün sizi götürürler. O yapışma da zamanla geçer. Onu da biliyorsunuz zaten. Bir küçücük onu da söyleyeyim istedim. Bunu da geçtim. Artık yavaş yavaş koyulara doğru geldik. Bir önceki rujla ve koyularla devam ediyoruz. Koyulardan devam ediyoruz. Bu rujlarla konuşması çok zor gerçekten. İlk sürdüğünüz anda konuşmayacaksınız. Bir tıkçık bekleyeceksiniz. Daha sonra konuşacaksınız biliyorsunuz ki. L'Oreal'in Le Chocolat Less Chocolate serisinin Volupto Choco isimli rujunu görüyorsunuz dudağımda. Yine tatlı bir sıcak. Yapıştık. Yapışmasan bir de keşke. Keşke bir de yapışmasan. Çok güzel bir kahve. Yani hem kahve hem kiremit. Yani kiremitlik içeren bir kahve. Tarçın rengi mi derler buna? Tarçın rengi gibi değil mi? Çok güzel bir renk ama. Bunu mesela çok seviyorum. Bu sabah kadar sıcak olabilir. Hiç umurumda değil. Sürerim yani. Bu sevdiklerim arasında görüyorsunuz renginin güzelliğini. Bayılıyorum bu renge. Evet şimdi bunu da bir tıkçık yakından göstereyim o zaman size. Şöyle elimde de göstereyim. Rujun bendeki duruşu da bu şekildeydi. Fena durmuyor diye düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz? Yani bunu seviyorum. Bunu gerçekten çok seviyorum. Sıcak sevmem diyorum ama sevdiklerim var aralarında. Bu da böyleydi. Bunu da geçiyorum. Artık yavaş yavaş gerçekten koyulara gideceğiz ama bir tane çok değişik bir renk var elimde. Onu da swatchlayacağım birazdan. O zaman devam. Diğer bir rujla şimdi geri geldim. Görmüş olduğunuz gibi çikolataymış çocuğa dönüp öyle geldim. Ağzımın kenarı şu anda çok acayip. Garip garip sapsarı öyle söyleyeyim. Ya da kahverengi bilmiyorum bir değişik oldu. Kapatmama rağmen böyle bu kadar ruj swatchlarsan olacağı bu. Yapacak bir şey yok. Devam ediyoruz. Dudağımda görmüş olduğunuz renk Maybelline'in Mattinglerinin hemen şöyle tutayım. 75 numaralı Fighter isimli rengi. Yine sıcak, yine tatlış, yine güzel. Aslında Volupto'yla benzerlik gösteriyor mu? Evet gösteriyor. Benziyorlar yani bir tıkçık birbirlerine. Bu da yine güzel bir renk. Kiremit alt tonlu bir kahverengi, bir tarçınımsı da diyebiliriz buna yine. Güzel bir renk bu da. Bu da sevdiklerim arasında. Her zaman kullanmayacağım ama yine de sevdiklerim arasında olan bir ruj. Bunu da hemen yakından bir tıkçık göstereyim size. Onun sonrasında bakalım. ...75 numaralı Fighter'ın dudağımdaki duruşu, bendeki görünüşü de bu şekildeydi. Gayet güzel dediğim gibi. Sıcak severler bu renklere bayılır diyorum ve diğerine geçiyorum. Az kaldı. Gerçekten az kaldı. Artık kırmızılara doğru gideceğim galiba. Hadi bakalım. Bir diğer ruja geçtik şimdi. Dudağımda görmüş olduğunuz ruj pastelin 38 numaralı rengi. Tamamen kendi rızamla, tamamen gönül rızamla gidip aldığım bir renktir. Çünkü hayatımda gördüğüm en ilginç renk olduğunu düşünmüştüm ve dedim ki evet sıcaksın. Evet sımsıcaksın ama ben de olacaksın dedim ve o yüzden aldım. Gerçekten çok güzel değil mi? Bayağı güzel. Hemen şöyle elimin üstüne de uygulayayım ve size göstereyim. Yani
güzel bir renk. Kiremit, kahve, sıcacık ama dudakta da gerçekten şahane duran bir rengi var. Görüyorsunuz, bayağı iyi bir renk bu. O yüzden elimde olsun istedim. Sıcak rujlarla ilgili video çekiyorsam tabii ki swatchların içinde kendisi de olacaktı. Hemen göstereyim size bir tıkçık da yakından. Bir bakalım bakalım. Pastelin 38 numaralı rujunun bendeki duruşu da bu şekildeydi. Dediğim gibi bunu tamamen kendi rızamla gidip aldım. Çok da severek aldım. Kullanmayacağım ama olsun, yanımda bulun, yanımda ol diye aldım. Gayet güzel bir renk olduğunu düşünüyorum. Yakışana çok yakışacak renkler bunlar, gördüğünüz üzere. Artık bitti galiba. Yani bitti derken kırmızılara geçtik. Kırmızılarda çok fazla rengim yok zaten. Bir de onları swatchlayayım. Devam edelim. Devam ediyoruz bakalım. Şu an dudağımda görmüş olduğunuz rujun sende ne işi var diye bana sakın sormayın. Çünkü ben de bilmiyorum. Evet, yapışıyorum çünkü yeni sürdüm. Bu rujlar gerçekten insanı konuşturmuyor, biliyorsunuz ki. 25 numarası Heroin isimli rengi Maybelline'in Matte Ink serisinin. Yani bu ruju çok sevmiyorum açıkçası. Turuncumsu, sıcak bir renk gibi görünüyor ama alttan pembe veriyor. Yapışıyorum. Yapışıyorum, ona bakmayın, olur mu? Şöyle bir rengi var. Yani bu ruju sevmiyorum dediğim gibi. Renk bu şekilde sıcak. Turuncumsu, nar çiçeği. Nar çiçeği rengi bu. Aynen öyle, nar çiçeği rengi ama dudakları kesinlikle kapatmıyor. Yamalandırıyor, damgalandırıyor. Kapatıp açtığınız zaman oradan alıp oraya taşıyor falan. Asla kullanabileceğiniz bir ruj değil. Eğer rengini sevdiyseniz bile bence uzak durun. Kesinlikle almayın, memnun etmeyecektir diye düşünüyorum. Ben dediğim gibi niye böyle bir ruj aldım bilmiyorum. Bende ne işi var bilmiyorum ama almışım ve bu şekilde kullanmışım. Kullanmamışım da duruyor işte bir kenarda. Bir yakından göstereyim. Yamalı damgalı, artık ona yapacak bir şeyim yok. Rengi gördüğünüz gibi bu şekilde. Yapısından hiç hoşlanmıyorum. Elimde daha güzel duruyor. Dudakta niye böyle duruyor ve niye böyle yamalanıyor anlamış değilim. Bu da böyleydi. Bunu da geçiyorum çünkü konuşamıyorum. Bir diğer renkle de geldim. Yine sıcak tonlu bir turuncumsu kırmızımsı ruju görüyorsunuz dudağımda. Yapışıyorum. Lütfen ona bakmayın. Yapacak bir şeyim yok. Yapışıyor yani bu rujlar, biliyorsunuz ki. Les Macaron. Le Macaron. Bilmiyorum artık işte. O serisinden 826 numaralı rengini görüyorsunuz dudaklarımda. Güzel bir renk. Yani şöyle hemen bayağı güzel. Yakışana çok yakışacak bir renk bu da. Görüyorsunuz, yanık turuncu mu denir buna? Yani hem turunculuk içeriyor, hem nar çiçeğimsi, hem kırmızı, hepsi var içinde ve dudakta da bu şekilde duruyor. Elimde de bu şekilde duruyor. Şimdi bir tıkçık gösterelim bakalım. Dudaklarımı kapatıp açtım. Tekrar rengi gitti diye düşündüm. Üstünden tazeledim. Şimdi göstereceğim. L'Oreal'in 826 numaralı Les Macaron serisinin kırmızımsı, turuncumsu, nar çiçeğimsi rujunun bendeki duruşu da bu şekildeydi. Elimde de bu şekilde duruyordu. Yaşasın bitiriyoruz. Son rengi uygulayıp geliyorum. Konuşamıyorum ama bu sefer benimle alakası yok. Son uyguladığım renkte pastelin 37 numaralı ruju, görmüş olduğunuz gibi inanılmaz güzel bir kırmızı bu. Kahve alt tonlu sıcak bir kırmızı. Çok böyle kırmızıları sevmeyenlerin çok rahat kullanabileceği bir renk. Hem kırmızı, hem bordo, hem kahve olarak kullanabilirsiniz bunu. Çok patlamasın, çok belli olmasın dediğiniz zamanlarda gayet güzel gidecek bir ruj. Buna bayılıyorum, çok seviyorum bunu. Sıcak olmasının da benim için hiçbir önemi yok, görüyorsunuz. Yani umarım gösterebiliyorumdur. Her şey var bunda. Hem kızıllık var, yani kırmızılık var, bordoluk var, kahvelik var, sıcaklık var. Hepsi var ve hepsi... Nasıl diyeyim, hepsinin adına bunu kullandığınız zaman hepsini kullanmış gibi oluyorsunuz. Kırmızı istiyorum, bunu sürüyorum. Bordo istiyorum, bunu sürüyorum. Kahve istiyorum, yine sürüyorum. Kime ne? İstediğim gibi sürerim. Öyle değil mi? Bence gayet güzel. Yani her türlü makyaja yakıştırabileceğiniz bir ruj olduğunu da düşünüyorum aynı zamanda. Bir kere daha şöyle göstereyim. Gerçekten güzel bir renk bu ya. Çok iyi, çok iyi. Hemen dudağımda da göstereceğim şimdi. Pastelin Daylong'larından 37 numarasının bendeki duruşu da bu şekildeydi. Dudağımda görmüş olduğunuz gibi böyle görünüyoruz. Elimde de yine bu şekilde böyle görünüyoruz. Şimdi şu saçlarımı bir düzelteyim artık. Çünkü görünsün diye şu şekilde kulak arkası yapmak durumunda kaldım. Çok sevmiyorum öyle olmayı.
Belki de severim, bilmiyorum. Ben bugün niye kararsızım? Her zamanki halim benim bu da. Bugün çok oldu. Neyse hadi bakalım. Evet, videomuzun sonuna geldik. Artık yavaştan bitiriyoruz. Bugün size 13 tane elimde bulunan sıcak sonlu ruj sıvoşlamaya çalıştım. Bir istek olarak gelmişti dediğim gibi. Ben de istekleri yerine getirmeye elimden geldiğince çalışıyorum. İstediğiniz videoları bana yorum olarak bırakabilirsiniz. Denememi istediğiniz ürünleri de bana yorum olarak bırakabilirsiniz ki gerçekten çok seviniyorum bunu yaptığınız zaman. O zaman yorumlarınızı bekliyorum. Daha fazla söyleyecek bir şeyim de kalmadığına göre yavaştan da gidiyorum artık. Hepinizi çok seviyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok dikkat edin. Gelecek videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.